Evet, kaldığımız yer itibariyle şuydu. Büyük taarruz sırasında, şimdi burada bir ayrıntı var. Çiğil Tepe'yi verdiği süre içerisinde tekrar geri alamadığı için intihar eden bir komutan var arkadaşlar. Reşat Çiğil Tepe. Yani bu bilgi şöyle bir, bunu görün. Karşınıza bu bilgi çıkarsa zaten hatırlarsınız arkadaşlar. Hani direkt gidin de böyle ezber yapın demiyorum ama böyle bir genel kültür sorusu çıkabilir, belli olmaz. Şu not sınav sorusudur. Bunu kesinlikle bilmeniz lazım. Kurtuluş Savaşı döneminde Kastamonu, İnebolu, Çankırı, Ilgaz, Ankara. Bu bölgelerin yol güzergahı İstiklal Yolu olarak nitelendirilmiş. Ve bu yol aracılığıyla İstanbul'dan İnebolu'ya getiren silahlar, cephaneler bölge halkının gece gündüz demeden çalışarak Anadolu'ya ulaştırdığını biliyoruz. Bu yüzden İnebolu Limanı ilk İstiklal Madalyası'nın verildiği ilçe olmuştur. Yani bu liman çok aktif kullanıldığı için bölge halkı fedakarca hareket ettiğinden dolayı İstiklal Madalyası ilk oraya veriliyor. Bu yüzden önemli. Bir de şuna dikkat edelim. Buradan da soru bekliyoruz. Kurtuluş Savaşı'nda Türk tarihine 3 yeni isim girdi. İnönü, Metris Tepe, İsmet Paşa Yunanları burada geri çekilişini ilk defa seyretmiş. İnönü, Metris Tepe. Sakarya Doğatepe'de Yunanların hezimete uğradığı görülmüştür. Dumlupınar Kocatepe'de ise Yunanların mahvolduğu görülmüştür. Bunları Milli Eğitim kitabı bu şekilde veriyor arkadaşlar. Yani bu ifadeleri bu şekilde kullanıyorlar. Türk tarihine giren 3 önemli yeni isim Metris Tepe, Doğatepe ve Kocatepe. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Ve Kocatepe'de, Afyon Kocatepe'de Mustafa Kemal Fevzi Paşa ve İsmet Paşa birlikte arkadaşlar 26 Ağustos sabahı taarruzu burada başlatmışlardır. Bu yüzden burası önemli bir yerdir arkadaşlar. Bunlara kesinlikle dikkat etmenizde yarar var. Başka bilgim, Güney Cephesi Kuvayi Milliye'nin savaştığı cephe. Sadece Kuvayi Milliye savaştığı yer diye sorarsa Güney Cephesi. Şimdi burada da direkt nokta atışı bilgiler gelir diye bu notu yazdım. Sadece düzenli ordunun savaştığı cephe derse Doğu Cephesi. Doğru. Osmanlı'dan kalan sadece düzenli orduydu, oradaydı. Hem Kuvayi Milliye hem düzenli ordunun savaştığı cephe derse o zaman da Batı Cephesi. Hem Kuvayi Milliye var hem TBMM'nin kurduğu düzenli ordu vardı. Ve Kurtuluş Savaşı böylece sona erdi arkadaşlar. Şimdi her savaştan sonra iki anlaşma imzalanıyor. Biri ateşkes, silahların susturulması, diğer birisiyle mütareke. Bir diğeri ise arkadaşlar barış antlaşması. Kurtuluş Savaşı'nı bitiren ateşkes anlaşmamız Mudanya Ateşkes Antlaşması, barışı ise Lozan Barış Antlaşması. Mudanya Ateşkesine baktığımızda savaşın bitmesinde etkili olan nedir derse, bak, Mudanya Ateşkesinde bir, TBMM'nin askeri ve siyasi başarılar kazanması, ateşkesin olmasına etkili olmuştur. Sovyet Rusya boğazlar konusunda TBMM'yi desteklemiştir. Çünkü Sakarya, şey pardon, büyük taarruzdan sonra ordu 9 Eylül'de İzmir'i kurtardı. Geri kalan birlikler kuzeye yöneldi. Boğazlara geldiler. Ve Çanakkale Kocaeli hattında ordu bekliyor. Burada boğazlar üzerinde İngilizler henüz İstanbul'dan çıkmadıklarından dolayı İngilizler boğazlardaydı. Ve boğazlarda yeni bir savaş söz konusuydu. Fakat Rusya bu noktada Mustafa Kemal'in diplomatik girişimleri sonucu Rusya Türkiye'nin yanında yer alacaktır ifadelerini kullanıyorlar. İngilizler yeni bir savaşı göze alamadıklarından dolayı, ayrıca Rusya'nın etkisini de burada bildiklerinden dolayı ne yapıyorlar? Savaştan çekilmeye karar veriyorlar. Bunun da etkisi vardır. Mustafa Kemal'in girişimleri, İtilaf Devletleri arasındaki görüş ayrılığı. Çünkü İtalya gitti, Fransa gitti, Yunanistan yenildi, denize döktük onları da. Geriye bir tek İngilizler kaldı Boğazlar'da. İngilizler de yeni bir savaşı göze alamadılar ve çekilmeye karar verdiler. Ayrıca Anadolu'da İngilizlerin politikalarında yalnız kalması. Sonucu taraflar arasında anlaşma imzalanacak. Ve Mudanya'da bizim topraklarımıza Ege'de yapıldı arkadaşlar. Ve her devletin temsilcisi katıldı ve bunların tamamı generaldir arkadaşlar. TBMM adına İsmet Paşa, İngiltere adına Harrington, Fransa'yı Sharpie, İtalya'yı Mombelli, Yunanistan ise Mazarakis temsil etti. Yalnız Mazarakis bu görüşmelere geç kalıyor
Ve bunun üzerine arkadaşlar konferansa alınmıyor. Yunan temsilcisi yerine görüşmeleri arkadaşlar İngilizler yürütüyorlar. İngiltere Yunanları temsil ederek o görüşmeleri yapıyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Cephede savaştığımız millet Yunanlılar ama masa başında anlaştığımız millet İngilizler. Bu durum Yunanların İngilizler tarafından kullanıldığını bize göstermektedir. Peki anlaşmada hangi kararlar yer almış? Hemen bakalım. Bir, Türk-Yunan kuvvetleri arasındaki savaş sona erecek. Doğru. Yunanistan 15 gün içerisinde Doğu Trakya'yı boşaltacak ve İtilaf devletlerine teslim edecek. İtilaflar da 30 gün içerisinde bölgeyi TBMM'ye bırakacaklar. Böylece toplamda 45 gün içerisinde Doğu Trakya alınacaktı. Meriç Nehri Türk-Yunan sınırı sayılacak. TBMM Doğu Trakya'da barış anlaşması yapılıncaya kadar 8 bin jandarma bulunduracak güvenlik amaçlı. Kesin barış yapılana kadar Türk ordusu da Çanakkale ve Kocaeli hattında bekleyecekti. Ayrıca İstanbul ve Boğazlar çevresi TBMM hükümetine bırakılacaktır ki bu çok önemli bir madde. İstanbul Osmanlı'nın başkenti, Osmanlı yerine kime bırakıyorlar bu coğrafyayı? TBMM'ye bırakıyorlar. Bu durum Osmanlı Devleti'nin İtilaf Devletleri tarafından artık görmezden gelindiğinin göstergesi ve Osmanlı'nın hukuken sona ermesinin yaşandığı yerdir. İnanılmaz önemlidir. Buna dikkat. Çok soruldu. Sürekli de sorulur. Sorulmaya da devam edilecektir. Buna da dikkat. Anlaşma 14 Ekim 15'e bağlayan gece yürürlüğe girecektir deniliyor. Şimdi Doğu Trakya biz Yunanlardan teslim alacağız ya, o teslim alma görevli kim yapacaktır? Refet Bele beklenen sorudur. Trakya Yüksek Komiseri sıfatıyla Doğu Trakya'yı İtilaf Devletleri'nden teslim alacak olan görevli Refet Bele'dir diyoruz. Böyle bir soru gelmedi, çıkabilir. Anlaşmanın önemine de bakacak olursak, Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhası sona eriyor arkadaşlar. Yani savaş süreci sona eriyor ve Batı cephesi komple kapanıyor. Türk-Yunan Savaşı bitiyor. Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazlar savaşılmadan kazanılmıştır. İnanılmaz önemli arkadaşlar. Doğu Trakya, Edirne, Kırklareli, İstanbul ve Boğazlar savaşılmadan alınan yerlerdir. Şimdi diyeceksiniz ki ya savaşılmadan nasıl da alındı? Bak şöyle düşünün. İzmir, Aydın, işte Balıkesir, Urfa, Antep, Maraş bu bölgeleri biz alırken burada bir çatışma oldu mu? Bir savaş oldu mu? Evet oldu. Ama Kurtuluş Savaşı döneminde İstanbul'da, Boğazlar'da, Doğu Trakya'da bir çatışma olmadı. Çatışma olmadan, savaşılmadan alınan yerlerdir. Ve biz bir ateşkes ile TBMM'ye toprak kazandırıyoruz. Bu İsmet İnönü'nün başarısı olarak karşımıza çıkıyor. Bu başarısı onu Lozan'a da temsilci olarak gitmesini sağlamıştır. Bakın çok çok önemli. Şöyle soruyor. Kurtuluş Savaşı döneminde Mudanya Ateşkes Anlaşması'yla savaşılmadan alınan yerler arasında hangileri yer alır veya hangileri yer almaz diye soruyor. Buna dikkat diyorum. Böyle bir soru gelebilir. Balıkesir'i, Aydın'ı, İzmir'i koyabilir. Bak o savaşılmadan alınan yerler. Oralar savaşılarak alındı. Çatışma çıktı ama buralarda çıkmadı arkadaşlar. Bunu kastediyoruz. Osmanlı Devleti hukuken sona erdi. Hangi maddeyle? İstanbul ve Boğazların Osmanlı'ya bırakılmasıyla. Mondros Ateşkes Anlaşması geçersiz oldu. Doğru. Damat Ferit Paşa hükümeti yerine Tevfik Paşa hükümeti kuruldu. Son hükümettir artık. İngiltere'de de Lloyd George hükümeti istifa ediyor. Arkadaşlar bu hükümetin istifa etmesi Kurtuluş Savaşı'nın uluslararası alandaki siyasi sonucu olarak karşımıza çıkıyor. İnanılmaz önemli. Bak böyle bir soru da henüz gelmedi. Türk Kurtuluş Savaşı'nın uluslararası alandaki siyasi sonucu İngiltere'de hükümetin düşmesine sebep olması ve Lloyd George hükümetinin istifa etmesi. Çünkü savaş esnasında bu vardı ve başarısız oldu. Bu yüzden istifa ettiler. Ve Kurtuluş Savaşı'nın böylece askeri safhası da bu şekilde bitti. Artık ne başlıyor? Diplomatik safha. Yani barış süreci başlıyor. Bu barış sürecinde yaşanan bazı gelişmeler var. Şimdi onlara değineceğim. Önce isimsiz kahramanlarımız var. Kesinlikle bilmeniz gereken kişiler. Kurtuluş Savaşı döneminin basında işte sanatta, edebiyatta, kültürde izleri var. Bir de ona geçmeden önce Kurtuluş Savaşı dönemin isimsiz kahramanları
Tayyar Rahmiye Osmaniye'de, Kara Şimşek, Kara Fatma veya Fatma Şimşek Kocaeli'de. Bunlar kadın kahramanlarıdır özellikle. Domanişli Habibe Domaniç'te, Binbaşı Ayşe Aydın, Gördesli Makbule, Kılavuz Hatice, Onbaşı Habibe, Halime Çavuş, Sökeli Cafer Efe, Bombacı Ali Çavuş, Karayılan gibi arkadaşlar çok önemli şahsiyetler, milli mücadelenin önemli şahsiyetleridir. Şu kadın şahsiyetleri sordu. Hangisi milli mücadele döneminin kadın kahramanlarından birisi değildir diye sormuştu. Ve buraya gidip kimi koydu biliyor musunuz? Nene Hatun'u koydu. Buna dikkat edin. Bak bunlar çıkabilecek sorulardır diyorum. Bunlara da dikkat dedim. Şimdi geçiyorum milli mücadelenin sanat, basın ve kültürdeki yerlerine. Bunlar genel kültür olarak karşınıza çıkar. Bunları bilmelisiniz. Bak bunları bilmelisiniz. Halide Edip Ateşten Gömlek adlı romanı yazdı ve Kurtuluş Savaşı üzerine yazılan ilk eserdir. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yunanların Kurtuluş Savaşı'nda yakıp yıktığı yerleri Yunan Mezalimi Tetkik Cemiyeti ile birlikte incelemiş. Çünkü Yunanların verdiği zararları tespit etmek için bir heyet kuruluyor. Heyetin ismi Yunan Mezalimi Tetkik Cemiyeti'ydi. Yakup Kadri orada görev alıyor. Bir de arkadaşlar kitap yazıyor Yakup Kadri. Pardon şey de söyleyelim. Bu cemiyet ile incelemeler yapıyor. Gördüklerini de düşmanın yaktığı köyler ahalisine adını verdiği hikaye ve makalesinde de anlatıyor. Bunun yanı sıra en ünlüsü arkadaşlar Yakup Kadri'nin Yaban adlı romanıdır. 1932'de Anadolu'da bir köyde milli mücadele dönemini anlatır. Buna da dikkat edin. Bu en çok çıkan bilgisidir. Ayrıca Hikmet Onat, Halil Dikmen, Ali Çelebi, İbrahim Çallı, Sami Yetik, Arif Kaptan, Üsküdarlı Cevat gibi ressamlar Kurtuluş Savaşları'nı resmeden şahsiyetler olmuşlardır. Peki kim neyi resmetmiştir? Beklenen sorulardır. ÖSYM bunları muhakkak soracak arkadaşlar. Yani bu yakın zamanda gelir mi? Bak ona bir şey diyemem. Ama ÖSYM bunları muhakkak kullanacaktır. Hikmet Onat, Siperde Mektup Okuyan Askerler. Kurtuluş Savaşı'nda sıradan mektup adlı tabloları resimlerine yansıtmıştır. İbrahim Çallı, Kurtuluş Savaşı ile ilgili Zeybekler tablosunu yapmıştır. Hatta Çallı'nın aynı zamanda bir kuşağı var. Hatta Çallı kuşağı denilir. Çok ünlü bir adam. Ali Çelebi, o da yaralı asker tablosuyla ünlüdür. Ayrıca bunun yanı sıra heykeltıraşlar da vardır. İşte Zühtü Müridoğlu, Hüseyin Özkan, Nusret Suman, İlhan Koman Kurtuluş Savaşı'nı yansıtan heykeller yapmışlardır. Büyük Taarruz adına Afyonkarahisar'da yapılan zafer anıtı ünlü heykeltıraşçı Henry Kripper, Avusturyalı arkadaşlar bu adam. Ve 1934-36 yılları arasında yaptı. Ve 24 Mart 1936'da dönemin başbakanı İsmet İnönü tarafından da açılmıştır diyoruz. Bunlar da resim, sanat, edebiyata yansımalarıydı. Daha nicesi var. Ben en ünlü olanları arkadaşlar almaya çalıştım. Bunları bilirseniz iyi olur. Bunlar son yazım kısımlardan sonra henüz gelmedi. Bu ateşten gömlek yaban soruldu ama diğerleri özellikle ressamlara dikkat edin. Bak onlardan soru gelecek arkadaşlar. Şimdi Lozan Anlaşması diyeceğiz ya. Lozan'dan önce çok büyük bir iş yapıldı. Saltanat kaldırılıyor arkadaşlar. İnanılmaz önemli bir olaydır bu. Osmanlı Devleti'nin sona erdirilmesi, resmen sona ermesi olayıdır bu. Peki saltanat nedir? Saltanat bir kişilik yönetimdir. 1299'dan Osmanlı yıkılışına kadar bir kişilik yönetimin olduğu sistemdir arkadaşlar. Saltanat cumhuriyet sistemine terstir. Çünkü bir kişilik yönetimler halk egemenliğinin olmadığını bize gösterir. Mustafa Kemal'in de süreç itibariyle en önemli amaçlarından birisi de cumhuriyet sistemini getirmektir. Cumhuriyeti getirebilmek için ne olması lazım? Saltanatın gitmesi lazımdı. Bu noktada saltanat kaldırılacak arkadaşlar. Gelin sebeplerine bakalım. Bir, ulusal egemenliğe ters olması, yani cumhuriyet sistemine engel. Demokratik ve laik düzenin amaçlanması. Demokratik ve laik düzene engel olması ki bunu şuradan anlıyoruz. Saltanatın Kurtuluş Savaşı döneminde milli mücadeleye karşı tutum sergilemesi nedeniyle halkın desteğini de kaybettiğini biz görüyoruz.
Yine saltanatın Türkler arasında ikilik çıkartmak amacıyla Lozan görüşmelerine de çağrılması bu bardağa taşınan damla oldu ve hatta güncel sebeptir. İşi kolaylaştıran sebep de olmuştur. Bu yüzden tuttular saltanatı kaldırdılar arkadaşlar. Ama en önemli sebebi derse ulusal egemenliğe ters olması. Kolaylaştıran sebep derse Kurtuluş Savaşı döneminde milli mücadeleye karşı tutum sergilemesi. Düşmana karşı vatanı korumaması veya tepkisiz olması halkın olan güvenini sarsmış bu durum. Güncel sebebi, hızlandıran sebebi derse, saltanatın kaldırılmasının güncel sebebi veya hızlandıranı derse, Lozan görüşmelerine saltanatın da çağrılması. Düşünün, saltanat Osmanlı yönetimi Kurtuluş Savaşı döneminde tepkisiz kalmıştı. Ama TBMM Kurtuluş Savaşı'nı yapan merciydi. Bu yüzden Lozan'a tuttular, Osmanlı'yı da çağırdılar. Amaç iki devleti orada birbirine düşürmekti. TBMM buna fırsat vermedi ve saltanatı 1 Kasım 1922'de kaldırdı. Ve ardından bahsettiğim 17 Kasım'da İngilizlerin Malaya gemisiyle yurt dışına gitti. Önce Malta'ya, oradan da San Remo'ya gidiyor. TBMM bir gün sonra padişahlığı kaldırılmış olan Vahdettin'in aynı zamanda halifeliği devam ediyordu. İngilizler halifeliğini kullanarak fetva çıkartabilir gerekçesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Osmanlı hanedanından Abdülmecit Efendi yeni halife seçiyor. Ve böylece TBMM halifeliği kendi bünyesi altına aldı. Ve ulusal egemenliğin denetimi altına girmiş oldu. Ve ilk defa TBMM tarafından halife seçilmiş oldu. Peki halifeliği neden kaldırmadılar? Çünkü halifeliğin kaldırılması öyle kolay bir şey olmayacaktı. Saltanatla birlikte kaldırılmama sebebi toplumun bu değişikliğe hazır olmamasıydı. Ve tepkilerden çekindiler. Bu yüzden Atatürk devrimleri zamanlamaya, şartların olgunlaşmasına önem vermiştir. Önce saltanatı kaldıralım dediler. Toplum bunu benimsesin. Ondan sonra halifeliği kaldıralım dediler. Bu yüzden zamana bırakılmıştır. Peki saltanat kaldırılınca neler gerçekleşti? Bir, Osmanlı resmen sona erdi. Anadolu'da iki başlık vardı. Osmanlı, TBMM. Osmanlı gidince TBMM kaldı. Ulusal egemenliğin önündeki en büyük engel saltanattı ve böylece kaldırıldı. Sonra Cumhuriyet rejimine zemin hazırlandı. Birinci TBMM'nin ilk ve tek inkılap hareketidir. Başka inkılabı yoktur. TBMM Anadolu'da Türklerin gerçek temsilcisi olmuştur. TBMM Lozan'da Türk milletini temsilen tek başına gitmiştir. Ve bunlar da saltanatın kaldırılmasının sonuçlarıdır. Arkadaşlar, böylece Osmanlı Devleti 3 aşamada varlığı sona erdi. Osmanlı'nın 3 aşamada varlığı sona erdi. İlk Mondros ile fiilen yıkılmıştı. Mudanya ile hukuken yıkılmıştı. Şimdi saltanatın kaldırılmasıyla da resmen yıkılıyor arkadaşlar. Böylece Osmanlı'nın son padişahı 6. Mehmet Vahdettin, son halife Abdülmecit Efendi, son sadrazam ise Ahmet Tevfik Paşa'dır arkadaşlar. Bu sonlara da dikkat edin. Ve bu da son bilgimizdi. Şimdi hemen hızlı bir şekilde Lozan görüşmelerine geçiyorum arkadaşlar. Lozan Antlaşması. Artık Kurtuluş Savaşı'nın barışı. Arkadaşlar, Lozan Barışı 24 Temmuz 1923'te imzalanmıştır ama böyle imzalanmak kısa süre sürmedi. Uzun bir zamana yayılmıştır. Bizim öncelikle amaçlarımız var. Biz Lozan'dan önce neyi amaçlıyoruz? Bir, ulusal bağımsızlığı sağlamak. Kapitülasyonları kaldırmak, Ermenistan'ın kurulmasını önlemek, Misak-ı Milli'nin hayata geçmesini sağlamak ve Türk-Yunan-Avrupa devletleri arasındaki sorunları çözmek ve bir de 100 yıllık sorunları çözüme kavuşturmak. Bizim TBMM'nin Lozan'ındaki amaçları bu. Biz bunları yapmak için yola çıkıyoruz. Ve Lozan öncesi sorunlar var arkadaşlar. Birinci sorun konferansın toplanma yeri. Mustafa Kemal toplanma yeri olarak nereyi öneriyor biliyor musunuz? İzmir'i öneriyor. İzmir'de Yunanların yapmış olduğu tahribatı bütün dünyaya göstermek için İzmir olsun dedik. Fakat bunlar kabul etmediler. Dediler ki biz tarafsız bir bölge istiyoruz. Burası sizin toprağınız. Biz İsviçre'yi öneriyoruz dediler. Ve İsviçre'nin Lozan kenti yer olarak seçildi. İkinci sorun, Türkiye'yi kimin temsil edeceği? Rauf Orbay ben gideyim diyor.
başdelege olarak. Fakat Rauf Orbay'ın daha önce Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanması onun gönderilmesi konusunda tereddütlere sebep olmuştu. Ve bu noktada reddedilmiş, konferansa İsmet Paşa başdelege olarak gönderilmiştir. Başdelegeliğine toplamda 3 kişi getirildi. En büyük sorumlu İsmet İnönü, daha sonra Hasan Saka ve Rıza Nur olmuştur. Başdelege bu üçü ve 34 kişilik bir heyet katılmıştır. Şimdi burada hemen şunları da söylememiz lazım. Peki İsmet İnönü'nün buraya katılmasındaki etken ne olmuştur? Sınav sorusu. Başdelege olarak, yani Dışişleri Bakanı olarak katıldı. Unutmayın, Dışişleri Bakanı olarak katıldı. Hatta başka bir çıkmış sınav sorusunda da İsmet Paşa'nın Dışişleri Bakanlığı'na getirilebilmesi için kim görevden alınmıştır? O dönemin Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Tengirşek'ti. Görevden aldılar, İsmet İnönü göreve getirildi. Ve İsmet Paşa oraya başdelege ve Dışişleri Bakanı olarak katıldı. Unutmayın, Lozan Dışişleri Bakanları nezdinde toplandı. Peki İsmet İnönü'nün başdelege olarak katılması neye bağlıydı? Mudanya Ateşkes Anlaşması'ndaki diplomatik başarısı ve Genelkurmay Başkanlığı dönemindeki askeri başarıları. Hani birinci İnönü, ikinci İnönü kazanmıştı ya, işte bunlar önemliydi. Bu yüzden İsmet İnönü oraya başdelege olarak katıldı, sınav sorusu. Konferansa katılan devletler, ev sahipliği yapanlar, direkt böyle sınav sorusu da var. İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ev sahibidir. Gözlemci olarak katılan devlet Amerika, sınav sorusu. Boğazlar konusunda katılan devlet Sovyet Rusya ve Bulgaristan. Katılan diğer devletler Belçika, Portekiz, Yugoslavya, Romanya ve Yunanistan'da katılan diğer devletler olarak karşımıza çıkıyor. Direkt sorularla gidiyorum. TBMM'nin giden heyetten kesinlikle taviz vermeyeceksiniz dediği konular. Ermeni yurdu ve bir de kapitülasyonlar. Bu konularda asla taviz vermeyeceksiniz. Gerekirse görüşmeleri bırakıp geleceksiniz demişlerdi. Konferans başladı. Konferans başladıktan sonra İsmet Paşa'nın itiraz ettiği konular var. Konferansın dilinin Fransızca olması ve konferansın başkanlığının İngiltere, Fransa, İtalya'dan sonra neden Türkiye'ye de verilmemesi, bu iki konuya da itiraz etmiştir. Ve İsmet İnönü'nün ilk gün konuşmasında da söyledikleri de önemlidir. Ne diyor? Çok ızdırap çektik, çok kan akıttık, bütün medeni milletler gibi hürriyet ve istiklal istiyoruz sözü de tarihe düşmüştür. Ve Lozan görüşmeleri artık nihayetinde başlıyor. Ve görüşmeler iki turda olmuştur. Hani bir kere de oturalım, anlaşma imzalayalım değil. Günlerce, aylarca sürüyor. Birinci tur görüşme 20 Kasım'da başladı, 1922'de. Fakat görüşmeler çok zor geçti. Ermeni yurdu, kapitülasyonlar, borçlar, Musul, Boğazlar konusunda itilaflar bize baskı yapıyorlar. Bizimkilere demişlerdi ki Ermeni yurdu ve kapitülasyonlarda taviz vermeyeceksiniz. Ama üstüne diğerlerinden de baskı yapınca bizimkiler görüşmeleri bırakıyor. Ve Lozan birinci tur görüşmeleri 4 Şubat'ta sona eriyor. 4 Şubat'ta sona eren görüşme, ikinci tur görüşmesi arkadaşlar 23 Nisan'da başlıyor. İkinci tur görüşme 23 Nisan 1923'te başlıyor ve ardından 24 Temmuz'da da imzalanıyor arkadaşlar. Şimdi Lozan'ın ara döneminde yaşanan, yani 4 Şubat ile 23 Nisan arasında neler yaşandı? Kesinlikle bilmeniz lazım. ÖSYM bunları da soruyor, yine de soracaktır. İzmir İktisat Kongresi yapıldı, bunu sordu. Başkanı kimdir diye sordu. Kazım Karabekir bunun başkanıdır arkadaşlar, unutmayın. Ve burada misak-ı iktisadi kararları alındı. Ve hatta Lozan Anlaşması öncesi kapitülasyonların kaldırılması İzmir İktisat Kongresi'nde alınan bir karardı. Buna dikkat. 2. Seçimlerin yenilenmesi kararı alındı Lozan'ın ara döneminde. İngiltere'ye karşı Amerika'nın yardımını alabilmek için Chester projesiyle yatırım teşviki verildi Amerikalılara. Ve 1. TBMM son kez toplanıyor. Ve artı Türk ordusunun Musul'a girme hazırlığı başlatıldı. Evet, Mustafa Kemal ordular Musul'a girecektir. Madem Lozan'da bir sonuç çıkmadı dedi.
görüşmeler yarıda kesildi. O zaman biz de Musul'a askeri hareket yapacağız deyince adamlar tamam durun yapmayın etmeyin diyorlar ve görüşmeler bir daha başlıyor. Ve bunun sonucunda 23 Nisan 1923'te ikinci tur görüşmeye başladı. 5 bölüm 143 maddeden oluşan Lozan Antlaşması böylece imzalanıyor arkadaşlar. Ve böylece maddelere geçiş yapacağız. Mesaj var. Bakayım. Evet. Şimdi hocam şöyle bir şey kaldı. Ya bir 10 dakikalık bir şey kaldı zaten. Evet. Bir market şeyde doğru 5'te kapanıyor. 10 dakikalık bir şeyimiz kaldı. Komple bitirelim. Çünkü bunu yarıda bırakmak olmayacak. Bir maddeleri kaldı çünkü. Yani şöyle 2 sayfalık bir şey kaldı. Başka bir şey kalmadı. Bitirmemiz lazım bunu. Yani daha sonra bunu tekrar ayrı bir ders olarak yapmamız çok zor olur. Şimdi sınırlara geçiyorum önce. Birincisi batı sınırı. Meriç Nehri sınır kabul ediliyor. Türkiye ile Yunanistan arasında. Bunu Mudanya Ateşkesi'ne göre yaptılar. Mudanya Ateşkesi'ne göre belirlenen bir sınır. Bulgar sınırı Balkan Savaşları'ndan sonraki İstanbul Anlaşması'na ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki Nöy Anlaşması'na göre çizildi. Bunlar çok fazla sorulmaz. Güney sınırı veya Suriye sınırı Fransa ile imzalanan Ankara Anlaşması'na göre yapılmıştı. Burada biz neyi bırakmıştık? Hatay'ı bırakmıştık. Doğu sınırı genelde sorulur, dikkat edin. Moskova ve Kars Anlaşması'na göre belirlendi. Burada da neyi bırakmıştık? Batum'u taviz olarak bırakmıştık. İran sınırı 1639 Kasr-ı Şirin'e göre belirlenmiştir. Burada şunu soruyorlar. Türkiye'nin en eski sınırı hangisidir diye soruyorlar. Unutmayın İran sınırı. Irak sınırı arkadaşlar Lozan'da belirlenemeyen tek konudur. Türkiye Musul'u bırakmak istemiyor. İngiltere almak istiyor. Ve böylece bak çok önemli bir şey. Türkiye ile İngiltere arasında ikili görüşmelere bırakılan konu Irak konusudur. Musul meselesidir. Irak sınırıdır. Kesinlikle bunu bilin. Çözülememiş. Lozan'dan sonra Türkiye ile İngiltere arasında ikili görüşmelere bırakılan konudur diyoruz. Ege adalarına baktığımızda Gökçeada, Bozcaada ve Tavşan adaları Türkiye'ye bırakıldı. Çünkü İstanbul'a boğazlara yakın olduğu için güvenlik için bize bırakılması gerekiyordu. Bize kaldı. Diğer Ege adaları silahsızlandırmak şartıyla Yunanistan'a bırakılıyor. Rodos, Meis ve 12 ada İtalya'ya bırakılmış. Kıbrıs ve Mısır'ın yönetimi ise İngiltere'ye bırakılıyor arkadaşlar. Bunlar bizim komple sınırlarımızdı. Diğerleri direkt başlık halinde. Kapitülasyonlara baktığımızda direkt kaldırılıyor. Bak tek cümleyle bilin. Siyasi, adli, mali tüm kapitülasyonların tamamı kaldırılmıştır diyoruz. Böylece ekonomik bağımsızlık yolundaki en önemli adımımız oluyor. İnanılmaz önemlidir. Ekonomik bağımsızlık yolunda atılan ilk büyük adım kapitülasyonların kaldırılmasıydı. Azınlıklar konusuna baktığımızda azınlıkları Osmanlı döneminde hep hakları yoktur diye kullanıp Osmanlı'nın iç işlerine karışıyorlardı. Türkiye Cumhuriyeti'nde de böyle bir şey olmasın diye tuttuk bütün azınlıkları Türk vatandaşı yaptık. Böylece Türklerle azınlıkların haklarını eşit yaptık. Böylece artık bizim iç işlerimize karışmalarına fırsat vermedik arkadaşlar. Nüfus mübadelesine baktığımızda mübadele değiş tokuş demek. Türkiye'deki Rumlar ile Yunanistan'daki Türkler karşılıklı olarak yer değiştirilecekti. Ama bu değişimde iki bölge hariç tutulmuştur. İstanbul ve adalardaki Rumlar kalacak, gitmeyeceklerdi. Bir de Batı Trakya'daki Türkler de gitmeyecek, onlar da kalacaktı. Onun haricindekilerin tamamı karşılıklı yer değiştirecekti. İşte Lozan'da Türklerle Rumlar karşılıklı değiştirilmesi göz önünde bulundurulmuştur. Ve bu değişimin sınırı da Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandıktan önce orada yaşayanlar, yani Batı Trakya'da yaşayan Türkler kalacak diyorlardı. İstanbul ve adalarda kalan Türkler, Rumlar da kalacak deniliyordu. Onun haricindekiler karşılıklı yer değiştireceklerdi. Fakat Yunanlar Mondros'tan sonra İstanbul'a ve adalara giden Rumlar da kalsın deyince sorun yaşandı. Ve Atatürk dönemi Türk dış politikasında bu sorunu arkadaşlar çözecekler. Hatta 1930'da nihai olarak çözülüyor arkadaşlar. O zaman nüfus mübadelesi ve azınlık sorunları hangi ülkeyle yaşanmıştır derse Yunanistan'dır diyoruz. Bak böyle bir soru da yine önemli. Artı değişimin dışında tutulacak olan yerlere de dikkat edin. Batı Trakya Türkleri gitmeyecek.
İstanbul'un Rumları, adaların Rumları da gitmeyecekti. Çünkü onlar yerleşik sayılıyor, etaplıdır diyorlar. Çok eskiden beri orada yaşadıklarından dolayı onlar gitmesin diyorlar. Bir diğer başlığımız boğazlar konusu. Boğazların yönetimi başkanı Türk olan uluslararası bir komisyona bırakılmıştır. Halbuki Mudanya Ateşkes Anlaşması'nda boğazlar tamamen Türkiye'ye bırakılıyordu. İşte bu kötü bir anlaşma olmuş boğazlar konusunda. Lozan'da boğazlar başkanı Türk bir komisyon tarafından yönetilecektir deniliyor. Ve boğazların 15'er kilometrelik sağ ve sol tarafları askerden arındırılacak. Ticaret gemilerinin geçişi serbest ama savaş gemilerinin geçişi ise tonaj ve güne göre kısıtlamalara tabi tutulacaktı arkadaşlar. Savaş tazminatına baktığımızda, bu arada Boğazlar meselesini 1936'da çözüyoruz kesin olarak. Boğazlar konusuna baktığımız, şey pardon, savaş tazminatına baktığımızda Yunanistan Karaağaç ve Bosna köyü savaş tazminatı olarak yani onarım masrafı olarak ne yapıyor? Türkiye'ye bırakıyor arkadaşlar. Bu durum Yunanistan'ın tazminat ödemesi Türkiye'nin savaşta haklı olduğunu bize göstermiş ve Yunanlıların savaş suçlusu olduğunu kabul ettiklerini bize gösterir. Buradan da bu sonucu çıkartırsınız. Osmanlı borçlarına baktığımızda Osmanlı Devleti'nden ayrılan devletler ile Misak-ı Milli dahilindeki Türkiye arasında borçlar paylaştırıldı. Çünkü biz borç aldığımızda 1854'te Osmanlı İmparatorluktu. Birçok yere borç aldığımız parayı yatırım olarak kullandık. Ama daha sonra o toprakların büyük çoğunluğunu kaybettik. Kaybettiğimiz toprakların parasını vermek istemiyoruz. Bu yüzden diyoruz ki Osmanlı'dan kim ayrıldıysa o devlet ile Türkiye arasına Türkiye'ye düşen pay paylaştırılacak ve borçlar bu şekilde ödenecekti. Durum buydu. Yani Osmanlı borçların ödenmesi kararlaştırıldı. Duyunu Umumiye İdaresi'nin kaldırılmasına karar verildi ve borçların taksitler halinde Türk lirası olarak ödenmesi kararlaştırıldı. Fakat Fransızlar buna itiraz ettiler. Biz paramızı peşin istiyoruz dediler. Bir de frank olarak istiyoruz dediler. Ve bu da orada arkadaşlar gündeme gelmiştir. Fakat borçlarımızı biz hemen ödeyemedik. 1928'de bir daha masaya oturduk Fransızlarla ve borçların taksitleri ödeme şekli kararlaştırıldı. Hemen yine ödeyemedik. Çünkü bu sefer 1929'da dünya ekonomi krizi çıkıyor. 1933'ten sonra arkadaşlar borçlar ödenmeye başlanılıyor ve Hoover moratoryumuna başvuruyoruz. Borçlarımız yapılandırılıyor ve 1933'ten itibaren ödüyoruz 1954'e kadar. 54'te tüm borçlar Demokrat Parti döneminde komple bitiriliyor arkadaşlar. Yabancı okullara geldiğimizde, yabancı okullar Türkiye'nin içinde bir okul olduğu için Türkiye'nin iç meselesidir dedik. Yabancıları buna karıştırtmadık. Ve Türkiye'deki tüm yabancı okullar Milli Eğitim Bakanlığı'nın yasalarına göre ders yapacaklardır diyoruz ve kesinlikle bu durumdan taviz vermiyoruz. En fazla yabancı okul olan ülke Fransa'ydı ve biz onlarla Atatürk döneminde dış politikada sorun yaşayacağız. Bu meseleyi de 1926 yılında tekrar çözeceğiz. Ama Lozan'daki karar nedir? Türk Milli Eğitim Bakanlığı'nın esaslarına göre ders yapmaları kararlaştırılıyor. Fener Rum Patrikhanesi bir diğer başlığımız. Patrikhanenin Türkiye'nin dışına çıkartmaya çalıştık. Fakat buna gücümüz yetmiyor. Bunun üzerine Fener Rum Patrikhanesi'ni Türkiye'nin bir dini kurumuna dönüştürüyoruz. Ama bir özelliğini ortadan kaldırıyoruz. Evrensel alanda siyaset yapmasını, yani ekümenik yetkisini elinden alarak Türkiye'nin dini bir kurumu haline getiriyoruz arkadaşlar. İstanbul'un boşaltılmasına da baktığımızda Lozan Anlaşması TBMM'de onaylandıktan 6 hafta sonra İtilaf Devletleri İstanbul'u boşaltacaklardır kararı çıkıyor. İstanbul'un boşaltılması da böyle olacaktı arkadaşlar. Şimdi size direkt gelebilecek sorular şeklindeki kısımlara bakıyorum. Birincisi Lozan'da çözülemeyen tek konu derse Irak sınırı veya Musul sorunu. Lozan'da Türkiye'nin aleyhine, zararına çözülen konular. Bak çözülmüş ama bizim zararımıza olanlar. Boğazlar, Hatay, Ege Adaları, Patrikhane'nin İstanbul'da kalması ve Batı Trakya sorunu. Bunlar arkadaşlar bizim aleyhimize çözülenler. Bizim lehimize yani bizim istediğimiz gibi çözülenlere de bakacak olursak azınlıklar, kapitülasyonlar, Ermeni yurdu, borçlar, tazminat, yabancı okullar ve İstanbul'un boşaltılması da bizim istediğimiz gibi çözülmüş.
Peki Lozan'dan sonra tekrar gündeme gelenler derse, bak bunların hepsi sınav soruları. Bu şekilde çıkıyor hepsi. Mesela Hatay gündeme geldi. Anavatana katıldı. Musul gündeme geldi. Kaybettik Musul'u. Boğazlar gündeme geldi. Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'ni tekrar aldık. Yabancı okullar gündeme geldi. Mübadele gündeme geldi. Osmanlı borçları ve Patrikhane meseleleri Lozan'dan sonra tekrar gündeme gelen meseleler oluyor arkadaşlar. Gelelim önemine ve artık bitiriyorum son. Lozan Anlaşması'nın önemi. Yeni Türk Devleti'nin arkadaşlar bağımsızlığı resmen diğer devletler tarafından kabul edilmiştir. Misak-ı Milli büyük oranda gerçekleşmiştir. Sevr Anlaşması geçersiz olmuştur. Bu arada Misak-ı Milli tamamı gerçekleşmiştir diyemezsiniz. Büyük kısmı gerçekleşti. Sevr Anlaşması geçersizdir. Günümüzde de geçerliliğini sürdüren uluslararası bir anlaşmadır. Birçok devlet onayladığı için günümüzde de geçerlidir. Ve Türkiye Cumhuriyeti yaşadığı sürece geçerli olacaktır. Bir belli bir zamanı yoktur. Piyasadaki o dönem bilgiler yanlıştır. İngiltere'nin Orta Doğu'daki çıkarları zedelenmiştir. Ve Lozan Barış Anlaşması 1. TBMM döneminde heyet gönderilmiş ve 1. TBMM zamanında imzalanmışken 2. TBMM zamanında da 23 Ağustos 1920'de onaylanmıştır. Ve 1924 6 Haziran'ında da yürürlüğe girmiştir. İtilaf devletleri Lozan onaylandıktan 6 hafta sonra İstanbul'u terk edeceklerdi ya, işte 6 Ekim 1923'te de İstanbul'un